Dünya Oryantiring Günü etkinlikleri kapsamında bu yıl 17-23 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'de 200'ün üzerinde etkinlik yapıldı. Dünya Oryantiring Günü geniş katılımlı etkinliklere ev sahipliği yaptı. Her yıl düzenlenen Dünya Oryantiring Günü etkinlikleri bu yıl 17-23 Mayıs tarihleri arasında dünya genelinde çeşitli etkinlik ve yarışmalarla kutlandı. Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Profesör Doktor Tekin Çolakoğlu yaptığı açıklamada tüm illerde yapılacak olan Dünya Oryantiring Günü etkinliklerine herkesi davet etti. Değerli arkadaşlar merhabalar. 17-23 Mayıs 2023 tarihleri arasında tüm illerimizde yapılacak olan Dünya Oryantiring Günü etkinlikleri kapsamında arkadaşlarımızı 7'den 77 tüm vatandaşlarımızı bu etkinliğimize bekliyoruz sevgilerimizle. Dünya Oryantiring Günü etkinlikleri kapsamında Türkiye Oryantiring Federasyonu 81 ilde 2 gün içerisinde 153 etkinlik ile 2571 katılımcıya ulaştı. Etkinliğe sporcular, Dünya Oryantiring Günü'nde biz de varız sloganıyla katıldı. Dünya Oryantiring Günü'nde etkinlik yapalım. Dünya Oryantiring Günü'nde. Dünya Oryantiring Günü'nde biz de varız. Türkiye Oryantiring Federasyonu'ndan edinilen bilgiye göre, 23 Mayıs Salı günü sona erecek olan etkinliklerde 200'ün üzerinde etkinlik yapılması planlanmakta olduğu, bu tür etkinliklerin oryantiring branşın tanıtımına katkı sağladığı gibi, sporun dostluk ve kardeşlik bağını bir kez daha gözler önüne serdiği belirtildi. Ayrıca, etkinliklerin ilk iki gününde en çok faaliyet kaydı yaptıran illerimiz arasında Ankara, Kocaeli ve Niğde illerimizin başı çektiği ve Dünya Oryantiring Günü etkinlik kayıtların hala devam ettiği de bildirildi. Günaydın. Şimdi Oryantiring müsabakalarımız başlayacak. Labirent Oryantiring yapacağız. Bartın'da ilk defa. Evet. Hakem arkadaşlar kameraya girmeye çalışıyor. Evet. Hepinizi bekliyoruz. Katılmanızı bekliyoruz. Çok zevkli, eğlenceli, çok zor olmayan, çok fazla efor gerektirmeyen, eğlenceli bir yarışma. Ayrıntıları paylaşacağız.